Kangal sucuk neydi acaba ha? Ugulu mugulu ateşi keşfedeceğim şimdi. Ugu. Yalan yalan yalan. İyi ki çakmağım yanımda. Şu teknoloji müthiş bir şey. Ha, yerlemek için de bir şey şöyle. Harika. Hadi oğlum. Şarkı söyleyerek gezeriz biz kırlarda, sabahları erken kalkıp. Davasından iyi sıyırdık kendimizi biliyor musun? 7-8 ay yatanlar oldu içeride. Şimdi getir bakalım sucukları hadi. Ne ettiyse ne hadi. Oh be şimdi keyfim geldi. Biz de insanız ya. Her ne kadar erkekliğe bok sürmüyorsak da. Epeydir ben de güç kalkıyorum yataktan biliyor musun tonton? Yok yaşlılıkla bir ilgisi yok bunun. Midemde bir şişkinlik, kafamda bir tas. Ağzımın içi zehir gibi. Nihayet ben de Pavlov'un köpeği değilim ya. Hey it be, ne yakarmışım ateşi ama. Çağdaş Prometheus mübarek. Hey demokrasi, insan hakları, konseyler, paneller, meclisler, kongreler. Sizlere söylüyorum. İnsan bu kadar mutsuz, bu kadar ortalıkta olduktan sonra ne işe yararsınız siz? Hmm.
importance, organizations. Çekin iplerinizi artık, yetti be. Şu ibişten ne kalır yanımız kaldı? The Central Committee of Communist Party. White House. Yettiniz be. Nihayet biz de Pavlov'un köpeği değiliz. Bir daha Pavlov'un köpeği deme. Bir daha Pavlov'un köpeği deme ne olur. Bir ip de sen takma adama. Hadi hadi, keyfimizi bozmayalım biz. Allah be Allah. Yeme de yanında yap. Eşek eti bile olsa fark etmez. Bir aydır bulgur pilavı yemekten imanımız gevrediydi. Canım şaka da mı yapmayacağız artık? Alındığı filan yok. Gerekli şartları hazırla, günde 5 kap yemek yapayım sana. Ve elmalı ciğer kızartması, ananaslı puding, anladın mı? Ananaslı puding ha? Ne olur çalışmayayım ben artık, çok yoruldum. 18 yaşımdan beri. Şartlarımızı biliyorsun, konuştuk bunları seninle. Ev sahibinin banka hesabını çoğaltmak için mi geldim ben bu dünyaya? Söylesene ha! Evde de olamazsın sen. Acıktım diyordun, al Allah aşkına. Olurum, inan ki olurum ben evde. Çalışan kadının ekonomik özgürlüğü filan yalan. Hepsi palavra. Kadının mutsuzluğunu daha da arttırmak için. Ucuz uysal iş gücü sağlamak için. İkinci savaştan bu yana hep aynı numara. 12 yıldır çalışıyorum ben. Ekonomik bağımsızlığımın ne bana bir şey olduğunu anlatır mısın bana lütfen? Ev çöker senin getirdiğin olmasa, biliyorsun. Hem evlenmeden önce büyük şeyler vaat etmemiştim ki sana. Ben de büyük şeyler talep eden bir kadın olmadım ki hiçbir zaman. Öyle bir işteyim ki Allah kahretsin, yoruldum işte. Üniversitede kalmamı sen istedin. Oh, ortak bir karardı bu. Ben de kalabilirdim pekala. Biliyorsun ama birimizin daha para getiren bir işte. Hiç olmazsa geçici bir süre için. Hem sen ne yapabilirdin ki başka? Bilmem, her şey yaparım. Taner gibi mesela. Angola Arap, Polonya'dan getirttim. Kaça patladı sana? Yol masrafıyla birlikte 10 milyon küsür lira. Bir şey değil. Çok çabuk alıştı bana. Üzüm havuç kim verirse alışır. Hele ki şeker. Sen ukalalık edeceğine adını öğrendin mi onu söyle bana. Lahvale lah. Neredeyse lahmacun diyecek kerata. Lahvale sağ oğlum. İşçi lideri lahvale sağ. İlhan beyefendiye teşekkür et. Sizin askeri ücretler için uğraşıyor mecliste. Vale zella. İçin gitti. Ha? Atla hadi. Sonra hatırlat da Erol'u arayalım. Aha. Tamam patron. Bugünlerde dönmüş olması lazım Cihat Hanım. Eğil eğil. Poponu öne doğru al. Politikacı olacaksın bir de. Taner gibi olmanın koşulları var. Ha tamam. Çağdaş iş adamlığı meselesi değil mi? Sosyal demokratlarla kader ortaklığı. Gittiği yere kadar. Hadi canım ben kariyer yapmış bir kişiyim. Bu yağma düzeniyle uyuşmaya hiç niyetim yok. Hiçbir zaman olamaz da. Bazen bakıyorum da o parlak adam. Üniversite yıllarında 2 dernekte yönetim kuruluna yükselişin. Festival komitesindeki çalışmaların. 6. filoya birlikte hayır dedikti biz seninle. Bunca yıllık beraberliğimize anlam katan tek şey buydu bence. Yanlış anlama beni ne olur. Ama biz ikimiz de bir şeylerin gerisinde kaldık. Gerisinde kaldık iyice. Önde gidenlerin nereye vardıklarını söyler misin bana?
Sahte değerler ülkesi bu memleket. Sen ne diyorsun be? Amma Mataka, bir yabancıyı gözleri kapalı buraya getirsen Türkiye'de olduğuna kesinlikle inanamam. Ne dedin? Daha çok bir Batı Avrupa ülkesi. İskandinav ülkelerinden biri ya da. Beyaz balinaların durumu diyorum. Çok acıklı. Ayrıca ıspanağın yararları da tartışılmaz. Ne diyorsun sen Allah aşkına? Oysa ne kadar açıktı önünü. Yapamayacağı şey yok derdi. Karıştırıyorsun kızım. Bir şeyi birbirine karıştırıyorsun. Hayır. Hiçbir şey karıştırdığım yok benim. Dondun kaldın sen. Düzen düzen deyip düzeni kalkan yapıyorsun kendine. Politik bir meseleden filan değildi tezinin üç kez geri çevrilmesi. İçki sofralarında sana hak veren arkadaşların kıçlarından gülüyorlardır belki de. Ben kimsenin poposunu yalamadım şimdiye kadar. Ben çevremde kurulan insan pazarlarından iğrendim. Hep de iğreneceğim, anlaşıldı mı? Sahibi olmak işten bile değil bu memlekette. Telesekretere bağlı. Mesajınız varsa diyorum. Bana bak Profesör Efendi. Başlarım senin ordinal üstlüğünden. Döndüğünü biliyorum, hemen ara. Özledik ulan, hıyar oğlu hıyar. Tamam mı? Uzatır mısın? Al benden de o kadar. İyi oldu yanıma aldığım canım. Bayağı işe yarıyor kerata. Önceleri biliyorsun nasıl da direndim. Ben holding profesörü olmam diye. Erol'u bilmez miyim? İşte ben bütün bu çirkefin ortasında kürsüye çıktığımda öğrencilerimin yüzüne utançsız bakabiliyorum. Hadi canım. Öğrencilerin de ne mal olduğunu biliyorlardır senin. Tavşan boku gibi. Kokmaz, bulaşmaz. Bana bak, benim çöpleşmeye niyetim yok, tamam mı? Kendini aşağılaman yetmedi mi? Şimdi sıra bende, öyle mi? Ben kendi değerlerimi çok iyi bilen bir insanım. Bunları çöp torbasına doldurup kapıya bırakacak kadar da sapık olmadım hiçbir zaman. Affedersin. Yardım et bana. Çok istiyorum kendime güvenmeyi. Ne olur. Tabii canım, yardım edeceğim. Ne güzel tabak verdi. Renkleri çok güzel. Senin parkanı verdim, aldım eskiciden. Kapının önünden geçiyordu yani. Eskiler alırım. Bakalım gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Demek herkes orada diyorsun. Politikacılar, sanatçılar, iş adamları. Demek ki gidiyormuşuz. Biraz dinlenelim, ondan sonra düşün. Ama hocam tam saatiydi oranın, kaçıracağız. Pekala, kılığım nasıl? Her zamanki gibi süpersiniz. Ne yapacağız İbiş? Çok aptal kadın şu Ozan'ın anası. Çevresindeki absürtlüklerden...